bir bileşik veya iyon sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halka içeriyorsa ve ayrıca halkada 4n artı 2 adet p elektronu varsa yapının aromatik olduğunu görmüştük. Buradaki n bir tam sayı, örneğin 0, 1, 2 ve benzeri olabilir. Bu kriterleri siklopropenil katyonunu analiz etmek için kullanabiliriz. İşte siklopropenil katyonum burada. Şimdi kaç tane pi elektronumuz olduğuna baktığımız zaman bu iyonda 2 tane pi elektronu var. İyondaki karbonlara baktığımızda ise çift bağ olan şu karbon sp2 hibritleşmiş bir karbon. Aynı şekilde diğer karbon da öyle. Ayrıca üstteki karbon yani bu karbokatyonda ayrıca sp2 hibritleşmiş durumda. Tabi sp2 hibritleşmiş karbonların bir tane serbest p orbiteli olduğunu biliyoruz. Yani bu iyondaki her bir karbonda bir tane p orbitali bulunuyor. O zaman bu şema üzerinde bunları gösterelim. Evet, bunu da ekleyelim. Tabi bu durumda elektronların örtüştüğünü görebiliyoruz. Böylece bu iyon ilk kriteri karşılıyor. Yani sürekli örtüşen p orbitallerin olduğu bir halkaya sahip. Şimdi bu P orbitallerinin atomik orbitaller olduğunu biliyoruz. Yani toplamda 3 tane atomik orbitalimiz var. Tabii moleküler orbital teorisine göre bu 3 atomik orbital birleşerek bize 3 moleküler orbital vermiş olacak. Evet şimdi Frost çemberini kullanarak bu moleküler orbitallerin göreceli enerji seviyelerini analiz edebiliriz. Frost çemberini daha önce görmüştük. Şimdi bağ ve antibağ moleküler orbitallerimizi birbirinden ayırmak üzere çemberin ortasından şöyle bir çizgi çekelim. Bildiğiniz gibi Frost çemberinin en altından başlıyoruz ve çemberin içine halkamızdaki atomların sayısıyla eşleşecek bir çokgen çiziyoruz. Bu durumda 3 karbonlu bir halkamız var. Öyleyse buraya üçgen çizeceğiz. Evet, şu şekilde başlayalım. Tabii çok iyi bir üçgen olmadı ama burada Önemli olan şey çokgenin frost ile kesiştikleri yerlerin moleküler orbitallerin enerji seviyesini temsil etmesi. Böylece frost çemberine bakarak toplam 3 tane moleküler orbitalimizin olduğunu görebiliyoruz. Şurada gösterecek olursak bir moleküler orbitalimiz şöyle. Diğer 2 moleküler orbitalimiz ise yukarıda yer alıyor. Şimdi bağ moleküler orbitallerin enerjisi her zaman daha düşüktür. Bu yüzden alttaki bu orbital bizim moleküler orbitalimiz. Yukarıdaki iki orbital ise antibağ moleküler orbitaller oluyor. Tabii burada üzerinde durmamız gereken 2 pi elektronumuz var. Tamamen elektron konfigürasyonlarına benzer bir yöntem izleyerek önce en düşük enerjili orbitalimizi dolduracağız. Bu da bağ moleküler orbitalimiz oluyor. Burada sadece 2 pi elektronumuz var. Ve bu 2 pi elektronu, bağ moleküler orbitalimizi tamamen doldurmuş olacak. Evet, şimdi bunu Hückel kuralı açısından bir inceleyelim. 2 pi elektronumuzu temsil etmesi için önce şuraya 2 yazalım. Antibağ moleküler orbitallerimizde ise elektron bulunmadığından dolayı burası 4 çarpı 0 olacak. Sonuç elbette 0. Ardından 2 ekleyince sonuç 2 oluyor halkamızda 2 pi elektronu bulunuyor ve bu iyon ikinci kriterede uymuş oluyor. Dolayısıyla siklopropenil katyonu aromatiktir. Şuraya aromatik olduğunu not edelim. Evet, bu yüzden ekstra kararlı bir molekül. Tabii bu gözlem aşağıda duran bu siklopropenonla ilişkili bazı özellikleri de açıklamamızı sağlıyor. Şimdi siklopropenonun büyük bir açı gerginliği olan 3 karbonlu bir halkası var. Ayrıca beklediğimizden daha fazla dipol momentine de sahip. Evet, şimdi her ikisini de siklopropenon molekülünün rezonans yapısına bakarak açıklayabiliriz. Bir rezonans yapısını düşündüğümüzde bu pi elektronları oksijenimize geçecektir. Öyleyse şuraya rezonans yapımızı çizmeye geçelim. Önce 3 karbonlu halkamızı şöyle çizelim. Ardından yanına artık 3 tane ortaklanmamış elektron çifti olan oksijenimizi yerleştirelim. Bu durum ona eksi bir formal yük de vermiş olacak. Tabi buradaki karbonil karbonumuzdan bir bağ aldığımızdan bu karbonda artı bir formal yük kazanmış olacak. Ve böylece burada siklopropenil katyonun oluştuğunu görebiliyoruz ki bu ekstra kararlı yani aromatiktir. Tabi çoğu karbonil bileşiği için son derece küçük bir rezonans yapısı olsa da bu siklopropenil katyonunun aromatik oluşundan gelen ekstra kararlılık nedeniyle rezonans sirbitine biraz daha fazla katkıda bulunur. Yani bu moleküle bir miktar ekstra kararlılık sağlar. Ayrıca bu artı yükün 3 karbonlu halkamızın her tarafına yayıldığını şöyle çizerek gösterebiliriz. Eksi yüklü oksijenimiz de şurada. Evet, bu görsel artan dipol momentini biraz daha iyi görmemizi sağlıyor. Soldaki kısım artı yük sebebiyle daha kararlıdır, yani aromatiktir. Tabi bu da dipol momentinin fazla olduğu ve ayrıca siklopropenon molekülü ile ilişkili olarak önemli açı gerginliğine rağmen kararlılığı arttırdığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla diğer moleküllerin yapısını Analiz etmek için aromatik kararlılık kavramını kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu kez molekülümüz siklobutadien, yani sol taraftaki şu molekül. Pi elektronlarına baktığımızda ise burada 2 ve burada 2 olmak üzere toplam 4 tane pi elektronu görüyoruz. Not edelim. Karbonlara bakacak olursak her karbon bir çift bağ sahip ve sp2 hibritleşmiş. Tabi bu sebeple her birinin bir serbest p orbitali bulunuyor. Öyleyse şuradaki şema üzerinde bu p orbitallerini çizelim. Tabi böyle çizerek bu p orbitallerinin örtüşebileceğini görmeyi kolaylaştırmış oluyoruz. Evet böylece ilk kriter tamam. Sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halkamız var. İkinci kritere baktığımızda 4n artı 2 sayıda pi elektronu olması lazım. Ama elimizde bu kadar yok. Toplamda sadece 4 pi elektronumuz bulunuyor. Formüle uyguladığımızda buradaki n 1'e eşittir. Yani 4 çarpı 1 eşittir 4. Yani 4 n sayıda pi elektronumuz var. 4 n artı 2 sayıda değil. O zaman bu bileşiğin aromatik olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi devam edip moleküler orbitallerimizi çizelim ve bu 4 pi elektronunu moleküler orbitalde nereye koyduğumuzu bir görelim. Bu şemada 4 tane pi orbitalimizi görüyoruz. Yani diyenin toplam 4 tane atomik orbitali var. Tabi aynı şekilde moleküler orbital teorisi 4 atomik orbitalin bize 4 tane moleküler orbital vereceğini söylüyor. Öyleyse buradaki frost çemberine bunları çizmeye başlayabiliriz. Daha önce yaptığımız gibi önce bağ ve antiba moleküler orbitallerini ayırmak için tam ortadan bir çizgi çizelim. Çizmeye ise tam altından başlamayı unutmayın. 4 karbonlu bir halka olacak. Şöyle frost çemberinin içinde 4 kenarlı bir şekil ortaya çıkacak. Tabi çok yerimizin çemberimizde kesiştiği yerler moleküler orbitallerimizin enerji seviyelerini temsil ediyor. Şu şekilde 4 tane moleküler orbitalimiz var. Şimdi çizginin altında bir tane moleküler orbitalimiz var. Şuraya bu bağ moleküler orbitalimizi çizmiş olalım. Çizginin yukarısında ise bir tane orbitalimiz var. Bu da anti bağ moleküler orbitalimiz. Bu kez çizginin üzerinde iki tane moleküler orbitalimiz var. Bunlarsa bağ yapmayan moleküler orbitaller. Şimdi bu 4 pi elektronumuzu yerleştirelim. Tabi yine doldurmaya en düşük enerjiye sahip moleküler orbitalle başlayacağız. Şöyle şuraya 2 pi elektronunu koyalım. İki tane elektronumuz daha var. Bağ yapmayan moleküler orbitallerimiz aynı enerji seviyesindeler. Elektron konfigürasyonlarındaki Hund kuralından hatırlayacaksınız. Son 2 pi elektronunu eşleştiremeyiz. Yani çift olarak koyamayız. Çünkü orbitaller eşit enerjiye sahip. İşte elde ettiğimiz görsel bu. Tabi bu durumda eşleşmemiş iki elektronumuz var ve bu da molekülün son derece reaktif olduğu anlamını taşıyor. Deneysel olarak da hakikaten öyle. Hatta siklobütüdyen kendisiyle tepkimeye girer. Tabi deneysel olarak aşırı reaktif olması, ekstra kararlılığı olmadığını ve aromatik olmadığını gösteriyor. Zaten 4n artı 2 sayıda pi elektronu da yok. Kısacası bu bileşik birinci kriteri karşılıyor ama ikincisini karşılamıyor. Bu bileşik için kullanılan terim antiaromatik yani sürekli örtüşen p orbitallerinin olduğu bir halka içermesi açısından birinci kritere uyuyor. Ama ikinci kritere uymuyor. Dediğimiz gibi 4n artı 2 sayıda pi elektronu yok. Sadece 4n sayıda pi elektronu var. Bu yüzden bunun antiaromatik olduğunu söyleyebiliriz. Aslında anti aromatik bileşik örneği çok çok az var. Bunu da eklemiş olayım. Bir sonraki videoda birkaç aromatik kararlılık örneğine daha bakacağız.